X, Y ve Z çözeltileri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu çözeltiler için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur denilmiş. X mavi turnusolu kırmızıya çeviriyor. Mavi turnusolu kırmızıya çeviren çözeltiler asit özellikteydi. X için asittir diyoruz. Y çözeltisinde H artı iyon sayısı OH eksi iyon sayısından Y çözeltisinde H artı iyon sayısı OH eksi iyon sayısından azdır denilmiş. Yani OH iyon sayısı H artı iyon sayısından fazladır. Böyle bir özelliğe sahip olan çözelti bazik bir çözeltidir. Y için bazik bir çözeltidir diyeceğiz. Y ile Z nötralleşme tepkimesi veriyor. Nötralleşme tepkimesi asit ve baz arasında gerçekleşir. Y çözeltisi için bazik demiştik. O halde Z çözeltisi Asidik özelliktedir yorumunu yapacağız. Asit olan özellikteki maddelerimiz X ve Z, bazik olan çözeltimiz ise asit özellikteki çözeltimiz X ve Z'dir. Baz özellikteki çözeltimiz ise Y'dir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Asit ve baz tanımları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. A şıkkı Arrhenius tanımına göre nötr çözeltinin hidroksit iyonu derişimini arttıran madde bazdır. Arhenius asit baz tanımına göre yapısında hidrojen olup suda çözündüğünde sudaki hidrojen artı iyon sayısını arttıran maddeler asit yine formülünde OH olup suda çözündüğünde OH iyon derişimini arttıran maddeler ise bazdır. Bu tanım maddenin suya verdiği H ve OH iyonuna göre yapıldığından dolayı nötr çözeltinin şeklinde tanımlanabilir. Çünkü suda nötr bir çözeltidir. A şıkkı doğrudur. B şıkkı Bronsted-Lowry tanımına göre H+ artı iyonu alan madde baz, veren madde asittir. Bronsted-Lowry asit-baz tanımı burada belirtildiği gibi H+ artı iyonu veren maddeyi asit, H+ artı iyonu alan madde ise baz olarak tanımlar. B şıkkı da doğrudur. C şıkkı aralarında H+ artı iyonu kadar fark olan asit-baz çiftine konjuge asit-baz çifti denir. Bu ifademiz de doğrudur. D şıkkı Hidrojen sülfürün konjiga bazı sülfür iyonudur denilmiş. Bakın aslında yukarıda konjüge asit baz tanımı yapılmıştı. Aralarındaki fark H artı kadar olacak. Yani bir tane hidrojen fark olacak. Hidrojen sülfürle sülfür iyonu arasında ise iki tane fark var. Yani H2S'nin konjiga bazı HS eksi iyonudur arkadaşlar. S eksi iyonu değildir. Aralarında bir hidrojen fark olmak zorunda. Yine hidrojen veren madde asit. Hidrojen alan madde ise bunu tersten düşünürseniz Hs iyonu H2S dönüşürken hidrojen almış gibi düşünürseniz bu madde de konjige baz olarak sınıflandırılır. Ancak tekrarlıyorum H2S ve sülfür iyonu arasında iki hidrojen fark olduğundan dolayı birbirinin konjige asit baz çifti değildir. Sorumuzda yanlış olan sorulduğu için cevabımız D seçeneği olacak. Son olarak E şıkkına da bakalım. Arrhenius tanımına göre sulu çözeltilere H iyonu veren madde asittir. Yukarıda bahsetmiştim zaten A şıkkını açıklarken. E şıkkımız da doğru oldu. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Verilen denge tepkimesi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül hidrojen florür ve flor iyonu konjik asit bas çiftidir. Öncelikle konjik asit bas çifti tanımını yapalım. Birbirlerine proton alıp vermeyle dönüşebilen çiftlere konjig asit bas çifti diyoruz. Burada protonu temsil eden yapı H artı iyonudur. H iyonunun yapısını düşündüğümüzde hidrojen atomundan türeyen bir yapı. Normalde hidrojenin sadece bir protonu vardı. Nötronu yoktu. Kütle numarası da birdi. Ve nötr haldeyken bir elektronu bulunacaktı. Ancak H artı dediğimizde bu yapı elindeki bir elektronu da verdiğinde artık yapıda elektron da kalmamakta. Dolayısıyla H+ iyonu sadece bir tane protondan oluşmaktadır. Bu yüzden biz proton yerine H+ artı ifadesini de kullanabiliriz. İkisi aynı anlama gelmekte. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra konjigi asit baz çift tanımını tekrar hatırlatıyorum. Birbirlerine proton alıp vermeyle dönüşebilen çiftler konjuge asit baz çiftidir. Bize verilen denklemde konjuge asit baz çiftlerini belirleyelim. Bakın hidrojen florür flor eksi iyonuna dönüşürken bir adet protonunu kaybetmiştir, proton vermiştir. O halde proton verdiği için asit gibi davranacaktır. Burada proton veren maddeler asit, proton alan maddeler ise bazdır. Bu tepkime denge tepkimesiydi. Bu durumu tersten düşünürsek, floriyonu HF'ye dönüşürken ise proton almıştır. Proton aldığından dolayı floriyonu baz görevi yapmaktadır. Diğer çiftimize baktığımızda hidronyum iyonu suya dönüşürken yine H artı vermiştir. H artı verdiği için asittir. Bu tepkimedeki ikinci asidimiz olduğu için A2 diyelim. Tersten düşünürsek tepkimeyi H2O hidronyuma dönüşürken H artı almıştır. Burada baz görevi görmekte yine daha önce floriyon için birinci baz dediğimiz için burada da ikinci bazdır diyeceğiz. Yani hidronyum ve H2O da yine konjüge asit baz çiftidir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Konjuge asit baz çifti yorumu yaparken proton alan madde baz, proton veren madde asit dedik. Ancak bunlar kime proton veriyor ya da kimden proton alıyor? Komşusundan alıyor. Buraya dikkat ederim. Hidrojen floru proton vererek flor iyonuna dönüşürken protonu kime veriyor? Komşusuna verecek arkadaşlar. Burası önemli. Dolayısıyla H2O da komşusundan proton alacak. Yine sağ taraf içinde asit dediğimiz hidronyum protonu kime verecek? Yandaki flor iyonuna verecek. İşte zaten flor iyonu da bu proton alarak kime dönüşmüş olacak? Hidrojen florre. Yani proton alıp verme olayı komşu olan madde ile gerçekleşir. Buna dikkat edelim. Bunda not olarak yazalım hatta. O halde öncüllerin yorumuna devam edelim. Birinci öncülde hidrojen florür ve flor iyonu konjik asit bas çiftidir denilmiş. Hidrojen florür için asit bir Flor iyonu için ise baz 1 demiştik. Yani bunlar hidrojen alıp verme ile birbirlerine dönüştüklerinden dolayı konjüge asit baz çiftidir. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül hidronyum flor iyonuna proton vermiştir. Hidronyum için asit demiştik ve proton verecek. Protonu kime veriyordu? Komşusuna. Komşusu da flor iyonu olduğundan dolayı ikinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül H2O baz davranışı gösterir. Tepkimeye baktığımızda H2O için baz 2 demiştik. Dolayısıyla 3. öncül de doğrudur. Hidrojen iyonu alarak hidronyum iyonuna dönüştüğü için baz demiştik. Sorumuzda bize doğru olan öncüller sorulduğundan cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde H2O asit özelliği göstermiştir deniliyor. Bize verilen öncüllerdeki konjuge asit baz çiftlerini belirleyerek sorumuzla ilgili yorumumuzu yapalım. Konjik asit baz çiftini nasıl belirliyorduk hatırlayalım. Birbirlerine dönüşürken H artı veren madde asit. H artı yani proton anlamına geliyordu. H artı alan madde ise bazdı. Bize H2O'nun asit olduğu tepkime sorulmuş. Tek tek inceleyelim. Siyanür iyonu hidrojen siyanüre dönüşmüş. Dönüşürken yapısına bir hidrojen katılmış. Hidrojen aldığı için H artı aldığı için bazdır diyoruz. Birinci baz çiftimiz. Hidrojen siyanür ise dönüştüğü madde olduğu için asit bir diyoruz. Hatta bu durumu ters yönlü düşünürsek hidrojen siyanür siyanür iyonuna dönüşürken H+ artı iyonu vermiştir. Dolayısıyla asittir de diyebilirdik. H2O için ise H2O hidroksit iyonuna dönüşmüş. Bunu yaparken H+ artı vermiş. Dolayısıyla ikinci asit çiftimizdir. Hidroksit iyonu da baz 2'dir diyoruz. Görüldüğü gibi burada su asit gibi davranmıştır. Birinci öncül aradığımız durumdur. İkinci tepkimeye baktığımızda H2O hidroksit iyonuna dönüşürken yine H verdiğinden dolayı burada da asit gibi davranmıştır. Buraya asit 1 diyelim. Dönüştüğü çifte de baz 1 diyelim. Tersini düşündüğümüzde hidroksit H2O'ya dönüşürken bir proton aldığından dolayı bazdır da diyebilirdik. Diğer çiftimiz ise bisülfit ve sülfit iyonları. Burada HSO3 iyonu SO3 iyonuna dönüşürken hidrojen verdiğinden dolayı asit 2'dir diyoruz. Burada da baz 2'dir. Yani ikinci öncülde su asit gibi davranmıştır. Aradığımız durumdur. Üçüncü öncüle baktığımız zaman H2O hidronyum iyonuna dönüşürken H artı almıştır. Burada H artı aldığı için baz gibi davranmıştır. Baz 1 dersek dönüştüğü çift asit olacaktır. Ya da tersini düşünürsek hidronyum 2 koydun düşürken H+ verdiği için asittir yorumunu yapardık. Burada su baz gibi davrandığı için 3. öncülü eledik. Sorumuz bizi H2O'nun asit özelliği gösterdiği durumları sormuştu. 1 ve 2. öncülleri içeren C şıkkı cevabımızdır. Verilen tepkimelere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Öncüllere baktığımızda konjigi asit baz kavramı ile ilgili sorular gelmiş. O halde verilen tepkimelerdeki konjuge asit baz çiftlerini belirleyelim. Birbirlerine dönüşürken H artı veren maddeler asit. H artı alan maddeler ise bazdır. Verilen maddelere baktığımızda karbonat bir karbonata dönüşürken hidrojen aldığından dolayı bazdır. Baz özelliği göstermekte. Tam tersi bir karbonat da karbonat iyonuna dönüşürken H artı verdiği için asit özelliği gösterecek. Öyleyse bu iki madde birbirinin konjüge asit baz çiftidir. Aynı ilişki H2S ve HS iyonu arasında da bulunmakta. Bakın H2S HS iyonuna düşürken hidrojen verdiğinden dolayı asit özelliği gösterecek. Daha önce bir karbonat için A1 dediğimiz için yani birinci asit dediğimiz için bu asit ikinci asidimiz olacak. Bu maddemizin konjuge bazı ise HS iyonudur. Buna da B2 dedik. Zaten tam tersi durumdaysa yani HS iyonu H2S'ye dönüşürken de hidrojen aldığından dolayı yine buraya baz derdik. Diğer tepkimeye göz attığımızda sülfür iyonu HC iyonuna dönüşürken hidrojen aldığından dolayı baz özelliği gösterecek. Buna baz 1 diyelim. Çiftimiz olan HC iyonu A1 olacak. Bir karbonat ve karbonat iyonlarına baktığımızda bir karbonat iyonu karbonata dönüşürken H verdiğinden dolayı asit özelliği gösterecek. Daha önce HC için birinci asit demiştik. Buradaki asidimiz ikinci asit yani ikinci çiftimiz olacak. Burası da B2'dir. Yorumunu yapacağız. Şimdi öncülleri yorumlayalım. A şıkkı H2S HS iyonunun konjige asididir. H2S maddemize baktığımızda birinci tepkime de yer almakta. Asit demişiz. Bunun konjüge çifti ise HS iyonuydu. Görüldüğü gibi H2S ise HS'nin konjüge asididir. A şıkkı doğrudur. B şıkkı Sülfür iyonu baz özellik gösterir. Sülfür iyonuna baktığımızda baz özellik gösterdiğini söylemiştik. C şıkkı karbonat iyonu hem asit hem baz özelliği gösterir. Birinci tepkimeye baktığımızda karbonat iyonu için baz demişiz. İkinci tepkimede karbonat iyonu için yine baz demişiz. Dolayısıyla her iki tepkimede de baz özelliği gösterdiği için C şıkkı yanlış oldu. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız C seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim karbonat ve karbonat konjigi asit baz çiftidir. İkinci tepkimeye baktığımızda karbonat için asit, karbonat için baz demiştik. Ve bunlar birbirinin konjigi asit baz çiftiydi. H artı alıp vererek birbirine dönüşebiliyorlardı. D şıkkı da doğru. Son olarak E şıkkına baktığımızda sülfür iyonu, Hs iyonunun konjigi bazıdır. Sülfür iyonu için baz demiştik. Peki Hs'nin mi konjigi bazı? Evet, bakın. H alarak Hs iyonuna dönüşmüştü. Yine HC de tam tersi H vererek sülfür iyonuna dönüşebilir. Birbirinin konjüge asit baz çiftidir. Burada sülfür proton alan taraf olduğundan dolayı bazdır. E şıkkına da doğru dedik. Sorumuzun cevabı yanlış olan öncül C seçeneğidir. Aşağıda verilen konjüge eşlenik asit baz çiftlerinden hangisi yanlıştır denilmiş. Konjüge asit baz çiftleri birbirlerine proton verip alarak dönüşebilen madde çiftleriydi. Konjüge asit birbirine dönüşürken H veren madde. Konjüge baz ise birbirine dönüşürken H alan maddeydi. Konjüge asit baz çiftler arasında sadece bir hidrojen farkı vardı. Bunu da unutmayalım. Verilen seçeneklere baktığımızda hidronyum iyonu ile H2O arasında bir tane hidrojen farkı var. A seçeneğine baktığımızda H3O artı ve H2O arasında bir hidrojen farkı var. H3O artı bir hidrojen kaybettiğinde H2O'ya dönüşür. Hidrojen veren madde olduğu için asittir. H2O ise tam tersi olarak düşündüğümüzde hidronyuma dönüşürken H artı alması gerektiğinden dolayı bazdır. Yani burada verilen sıralama doğrudur. Bir de arkadaşlar şu durumdan bahsetmek istiyorum. H artı verme ve alma olayları bu çiftlerin birbirleriyle yaptıkları bir alışveriş değil, tepkimede bulunan komşu maddelerle hidrojen artı alıp verme durumu var. Biz hidrojen alıp verme ile birbirlerine dönüşebiliyorlarsa konjüge asit baz diyoruz. Burada tekrar üzerinde duruyorum. Hidrojen alıp verme birbirleriyle yaptıkları alışverişi göstermemekte bize. B şıkkı H2SO3 ve HSO3 arasında yine bir hidrojen farkı var. Burada H2SO3'ün HSO3 iyonuna dönüşmesi için bir hidrojen vermesi gerekiyor. Verdiğinden dolayı asit. Yine HSO3 iyonu da H2SO3'e dönüşebilmesi için bir tane proton yani H alması gerektiğinden dolayı konjige bazdır diyoruz. Buradaki sınıflandırma da doğru oldu. C şıkkında amonyum iyonu ve amonyak molekülü verilmiş. Yine aralarında bir hidrojen farkı var. Amonyum iyonu NH3'e dönüşmesi için bir tane hidrojen vermesi gerekir. Hidrojen veren taraf olduğu için asittir. Amonyak molekülü amonyum iyonuna dönüşebilmesi için bir tane H artı alması lazım. Proton alması lazım. Alan taraf olduğu için bazdır. Buradaki sınıflandırma da doğrudur. D seçeneğine baktığımızda NO2 iyonuyla HNO2 arasında bir tane hidrojen farkı var. Ancak NO2 iyonunun HNO2'ye dönüşebilmesi için bir tane hidrojen alması lazım. Hidrojen alması gerektiğinden dolayı bazdır. HNO2'nin de NO2 iyonuna dönüşebilmesi için bir tane hidrojen vermesi lazım. Veren taraf olduğu için asittir. Aslında şöyle bir genelleme yapabiliriz. Konjüki asit baz çiftlerinden H artı fazla olan asittir. Az olan ise bazdır diyebiliriz arkadaşlar. Burada Diğer öncüllere baktığımızda H fazla olan kısımların asit, az olan kısımların baz olduğunu görüyoruz. D şıkkı bu sıralama uymamakta. Dolayısıyla çiftler ters bir şekilde verildiği için yanlış eşleştirilmiştir. Soru bize yanlış olanı sorduğundan cevabımız D seçeneğidir. Son olarak E şıkkına bakalım. Formik asit ve format iyonu arasında bir hidrojen fark var. Burada hidrojeni fazla olan kısım formik asit kısmı asittir diyoruz formata dönüşmesi için bu haşartıyı vermesi gerekir. Hidrojen az olan format iyonu da formik aside dönüşebilmek için hidrojen alması gerekir. Haşartı alması gerekir. Alması gerektiğinden dolayı bazdır. Ya da burada belirttiğim duruma bakarak aralarında bir hidrojen farkı olan çiftlerden hidrojeni fazla olan asit hidrojeni az olan bazdır dedik. Bu sınıflandırmaya E şıkkı uyduğu için E şıkkı da doğrudur. Sorumuzda yanlış olan öncül sorulduğu için cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda reaktifleri verilen kimyasal tepkimelerden hangisinde hidrojen gazı açığa çıkmaz denilmiş? Bu sorunun çözümünü yapabilmek için önce birkaç hatırlatma yapmamız gerekecek. Yarı soy metal, tam soy metal, aktif metal ve amfoter metal kavramlarını bilmemiz lazım. Kuvvetli bir asit karışımı olan kral suyu haricinde hiçbir asit ve bazla tepkime vermeyen iki tane metalimiz var. Altın ve platin metalleri. Bunlar tam soy metal olarak bilinmekte. Bir de yarı soy metal olarak ifade ettiğimiz gümüş, bakır ve civa metalleri. Bunların da tepkime verme şartı var. Sadece kuvvetli oksijenli asitlerle tepkime verebilirler. Biz bu metallere yarı soy metal diyoruz. Birazdan daha detaylı bilgi vereceğim. İşte bu 5 metalin dışında kalan metalleri ise aktif metal diyoruz. Bir başka yorumumuz da bazların tepkime verme şartları. Bazlardan sadece kuvvetli bazlar amfoter metal olarak ifade ettiğimiz metallerle tepkime verirler. Bu metallerin dışında hiçbir metalle tepkime vermezler. Peki bu metallerimiz neydi? Bunları da hatırlayalım. Al sana benim zincirli pabucum şeklinde kodladığımız alüminyum, kalay, berilyum, çinko, krom ve kurşundan oluşmakta. Bunlar amfoter metal. Tekrar hatırlatıyorum. Bu metaller bazlardan sadece kuvvetli olan bazlarla tepkime verirler. Zayıf bazlarla tepkime veremezler. Hatta şunu da söyleyelim. Kuvvetli bazların amfoter metallerle tepkimesi sonucunda hidrojen gazı açığa çıkar. Açığa çıkan gazımız hidrojen gazı. Peki kuvvetli bazlar kimdi? Bununla ilgili de şöyle bir not düşebiliriz. 1A ve 2A grubu metallerinin hidroksitli bileşikleri magnezyum hariç kuvvetli bazik özelliktedir. Evet, kuvvetli bazlar için 1A ve 2A grubu metallerinin hidroksitli bileşikleri magnezyum hariç kuvvetli bazdır. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, lityum hidroksit gibi bazlar kuvvetli bazdır. Zayıf baz sınıfında yer alanlar ise 3A grubu metallerinin hidroksitli bileşikleri ile geçiş metallerinin hidroksitli bileşiklerinin sulu çözeltileri zayıf bazdır yorumunu yapıyoruz. Şıklara baktığımızda sadece baz olan A şıkkındaki potasyum hidroksit 1A grubunun hidroksitli bileşiği olduğundan dolayı kuvvetli bazdır. Ne demiştik? Kuvvetli bazlar amfoter metallerle tepkime verebilir. Çinko da amfoter metallerden birisidir bakın. Ve Kuvvetli bazlarla amfoter metallerin tepkimesi sonucunda açığa hidrojen gazı çıkar demiştik. O halde burada açığa hidrojen gazı çıkacaktır. A şıkkını eledik. Bize hidrojen gazı çıkmayan durumlar sorulmuştu. Asitlerle ilgili yorumumuzu yapalım. Tam soy, yarı soy ve aktif metalleri sıralamıştık. Aktif metallerle asitlerin tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. Asidin burada kuvvetli ya da zayıf olması önemli değil. Her zaman hidrojen gazı açığa çıkacak diyeceğiz. Verilen öncüllere baktığımızda sodyum, kalsiyum ve alüminyum aktif metal. Bakın alüminyum hem amfoter hem de aktif bir metaldir. Amfoter kavramını sadece bazlarla ilgili tepkimelerde kontrol edeceğiz. Asitlerle ilgili tepkimelerde amfoteri kontrol etmemize gerek yok. Çünkü amfoterler aynı zamanda şu tam soy ve yarı soy metal içinde bulunmadığından dolayı aktif metaldir. Ne demiştik aktif metallerle asidin türü önemli değil ister kuvvetli ister zayıf olsun her zaman hidrojen gazı açığa çıkardı. Sodyum aktif bir metal HCl asit dolayısıyla burada hidrojen gazı açığa çıkacak. Kalsiyum için yine aktif bir metal HCl asit dedik hidrojen gazı açığa çıkacak. Alüminyum aktif bir metal H2SO4 yine bir asit çözeltisi. Burada da hidrojen gazı açığa çıkacak. D şıkkına geldiğimizde ise bakır yarı soy metaldir. Yarı soy metaller sadece kuvvetli oksijenli asitlerle tepkime verir dedik. Yazalım bunda. Bakın hem kuvvetli olacak asidimiz hem de oksijenli asit olacak. Burada iki tane asit karşımıza çokça çıkmakta. Bunu bilmemiz gerekiyor. Sülfürik asit hem kuvvetli bir asittir hem de oksijenli bir asit. Bir de nitrik asit HNO3 kezzap bildiğimiz asidimiz. Bu da hem oksijenli hem de kuvvetli asittir. Sülfürik asit ile yarı soy metallerin tepkimesinden sülfürik asidin içerisinde bulunan SO2 maddesi gazı açığa çıkacak. HNO3 ve yarı soy metallerle ilgili ise iki durum karşımıza çıkmakta. Birinci durum eğer asidimiz derişik ise arkadaşlar açığa çıkan gaz NO2 gazıdır. Yine bakın nitrik asidin içerisindeki elementlerden türeyen bir gaz. Dikkatli olalım azot ve oksijenden. Eğer nitrik asit seyreltik bir asit ise açığa çıkan gaz azot monoksit gazıdır, NO gazıdır. Bize verilen asit nitrik asit. Burada seyreltik ya da derişik olarak belirtilmemiş. Ancak zaten yarı soy metallerle kuvvetli oksijenli asitler arasındaki tepkimeden ya NO2 gazı çıkar dedik derişikse ya da seyreltikse NO gazı açığa çıkar yorumunu yapacağız. Arkadaşlar nitrik asit için seyreltiktir diye belirtilmediği sürece biz bunu derişik olarak kabul edeceğiz. Dolayısıyla buradaki tepkimeden NO2 gazı açığa çıkar yorumunu yapacağız. Eğer seyreltik diye belirtseydi de NO gazı çıkar derdik. Her iki durumda da zaten hidrojen gazı açığa çıkmamakta. Arkadaşlar bir de şunu belirtmek istiyorum. Yarı soy metallerle kuvvetli oksijenli asit dışında başka bir asit tepkimesi sorulduğunda Tepkime vermez şeklinde yorum yapmamız gerekiyor. Mesela bakır artı HCl deseydi burada tepkime yok derdik. Bunu da belirtelim. Sorumuzda bize hidrojen gazı açığa çıkmayan durum sorulduğu için cevabımız D seçeneğidir. X, Y ve Z sulu çözeltileri ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y ve Z ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Bilgilere bakalım. X için tesir değerli bir olan kuvvetli bir elektrolittir. Y için metallerle ve Z ile tepkime vermezken X ile nötrleşme tepkimesi verir. Z için ise sodyum ile tepkime vermezken alüminyum ile hidrojen gazı açığa çıkarır denilmiş. Öncelikle Y ile ilgili yorum yapalım. Bakın X ile nötrleşme tepkimesi verir denilmiş. Nötrleşme tepkimesi verdiğine göre asit ya da bazdır anlamına geliyor bu. Verilen bilginin ilk bölümünde ise metallerle ve Z ile tepkime vermez denilmiş Y için. Arkadaşlar eğer Y1 asit olsaydı metallerle tepkime verirdi. O halde Y1 asit değildir. Nötrleşme tepkimesi verebildiğinden dolayı bazdır yorumunu yapıyoruz. Peki bazlar hiçbir metalle mi tepkime vermiyor? Hayır, amfoter metallerle tepkime verebilir. Ancak hangi bazlar verir? Kuvvetli bazlar. Eğer hiçbir metalle tepkime vermeyen bir baz ise, o halde maddemiz zayıf bir bazdır yorumunu yapıyoruz. Y içinde metallerle dediği için bir genelleme yapmış. Yani amfoter metallerle verir falan dememiş. Tüm metallerle tepkime vermez dediği için Y zayıf bir bazdır yorumunu yapabiliriz. Yine Y maddesinden devam edelim. X ile nötrleşme tepkimesi verir denilmişti. X için verilen bilgiye baktığımızda tesir değerli bir olan kuvvetli bir elektrolittir. Normalde sadece bu bilgiden yola çıksaydık tesir değerli bir olan kuvvetli bir elektrolit demek bir asit ya da bazdır. Bassa bir tane OH, asitse bir tane H içeriyor anlamına gelirdi. Ancak Y ile nötralleşme tepkimesi verebiliyor denilmiş bize ve Y'nin de zayıf bir baz olduğunu söylemiştik. O halde Y ile nötralleşme tepkimesi verebilmesi için X'in bir asit olması lazım. Kuvvetli bir elektrolit dediği için de kuvvetli bir asittir yorumunu yapıyoruz. Aynı zamanda tesir değerliği de 1'miş. Tesir değerliği 1 demek de Suda iyonlarına ayrıştığında bir tane H+ artı verecek suya. Yani yapısında, formülünde bir tane H bulunacak yorumunu yapabiliriz. Yine Y'den devam edersek Z ile tepkime vermez denilmiş. Z ile tepkime vermemesi demek Y zayıf bir bazdır. Bazlar bazlarla tepkime vermez. O halde Z bir bazdır yorumunu yapabiliriz. Peki Z ile ilgili yoruma baktığımızda sodyumla tepkime vermez. Bakın sodyum aktif bir metal. Bazlarla aktif metaller tepkime vermez. Zeynin baz olduğunu buradan da anlıyoruz. Alüminyum ile hidrojen gazı çıkarabilir. Alüminyum nasıl bir metaldi arkadaşlar? Amfoter metaldi. Yani hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime veren bir metaldi alüminyum. Hatta amfoter metalleri hatırlarsak al sana benim zincirli pabucum şeklinde kodluyorduk. Bu metaller alüminyum, kalay, berilyum, çinko, krom ve kurşundu. Alüminyum da bunlardan biriydi. O halde Z'nin kuvvetli bir baz olduğunu da söyleyeceğiz. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. Bize yanlış olan soruluyordu. A şıkkı X hidroklorik asit olabilir. X için kuvvetli asit dedik ve tesir değerli 1 dedik. Hidroklorik asit de kuvvetli bir asit ve suda yoğunlaştığında suya 1 adet haşartı verdiğinden dolayı tesir değerli 1'dir. Yani A şıkkı doğrudur. B şıkkı Y zayıf bir bazın sulu çözeltisidir denilmiş. Evet Y zayıf bir bazdır dedik. Dolayısıyla zayıf bir bazın sulu çözeltisidir diyebiliriz. C şıkkı Z amonyak çözeltisi olabilir. Arkadaşlar amonyak zayıf bir bazdır. Z için ise biz ne dedik? Kuvvetli bir baz dedik. Kimlerdi kuvvetli bazlar? Yani biz Z'nin kuvvetli baz olduğunu nasıl anlardık? Kuvvetli bazlar 1A grubu ve 2A grubu metallerinin hidroksitli bileşiklerinin sulu çözeltileri şeklinde tanımlanabilir. Magnezyum hidroksit hariç bunu bir yazalım. Evet, 1A, 2A grubu metallerinin hidroksitli bileşiklerinin sulu çözeltileri kuvvetli bazdır. Magnezyum hidroksit hariç diyoruz. Amonyak zayıf bir baz olduğu için ve Z'nin kuvvetli bir baz olması gerektiğinden dolayı C şıkkımız yanlıştır. Sorumuz bize yanlış olanı sorduğundan cevabımız C seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. D şıkkında 1 mol X'in 1 mol sodyum ile tam verimli tepkimesinden 0,5 mol hidrojen gazı oluşur denilmiş. Burada tepkimeyi yazalım. X için tesir değerliği 1 olan kuvvetli bir asit demiştik. HCl olsun asidimiz. Sodyumla tepkimesini yazdığımızda oluşan tuz sodyum klorürdür. Hidrojen gazı ise tepkimenin de için 1 bölü 2H2 şeklinde yazılacak. Bakın hidrojen gazı H2 şeklinde düşünülür. Burada da belirtilmiş. Bakın X için 1 mol denilmişti. Sodyum için de 1 mol demişti. Burada tam verimli bir tepkime katsayılara baktığımızda hem hidroklorik asit hem de sodyum tamamen tükenecek. Katsayı sayı 1 iken 1 mol harcanırsa katsayı sayı 1 bölü 2 iken 0,5 mol açığa çıkar yorumunu yapıyoruz. Yani D şıkkı da doğrudur. Burada şu genellemeyi de yapabiliriz. Tesir değerliği 1 olan asitlerle metallerin tepkimesinden metalin değerliğinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkar yorumunu da yapabilirdik. Sodyum 1A grubu olduğundan dolayı tesir değerliği artı 1'dir. Tesir değerliğinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkmış. Bakın 1 bölü 2 hidrojen gazı açığa çıkmış. Bu şekilde de sodyumdan 1 mol harcarsak tesir değerliğinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıktığından katsayılar üzerinden hidrojenin 0,5 mol olduğunda yorumlayabilirdik. Son olarak E şıkkına baktığımızda Y ve Z'nin sulu çözeltilerinde hidroksit sayısı H+ artı sayısından fazladır. Hidroksit sayısının H+ artı sayısından fazla olması bu çözeltilerin baz olduğu anlamına gelir. Biz de hem Y hem Z için bazdır demiştik. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki denklemleri verilen reaksiyonlardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez denilmiş. Aşıkkına baktığımızda magnezyum hidroksit bazik bir madde. Hidrojen bromür asidik bir madde. Dolayısıyla bu tepkime gerçekleşecektir. Oluşan tuzun formülü için ise magnezyum 2A grubu olduğu için artı 2 değerlikti. Asidin anyonu olan brom 7A grubu olduğu için eksi 1 değerlikti. Bu iki yon arasında oluşacak tuzun formülü magnezyum bromürdür. Yine bazdan gelen hidroksit ve asitten gelen H kendi arasında birleşerek H2O'yu oluşturacak A şıkkı mümkündür. B şıkkına baktığımızda kükürt trioksit oksijence zengin bir ametal oksit sulu çözeltisi asidik özelliktedir. Dolayısıyla suyla tepkimesi sonucunda asit yapıda olan sülfürik asit oluşacaktır. B şıkkı da doğrudur. C şıkkında karbon monoksit Oksijen sayısı ametalle eşit yani oksijence fakir olduğundan dolayı nötr özellikteki bir madde. Kalsiyum hidroksit ise bazik bir madde. Bazik maddeler asitlerle tepkime verir. Burada karbon monoksit nötr olduğundan dolayı tepkime vermeyecektir. Dolayısıyla belirtilen maddeler oluşmayacaktır bu tepkimeden. Sorumuzda bize hangisinin gerçekleşmesi beklenmez dediği için cevabımız C seçeneğidir. Tekrarlıyorum. Bazik bir madde ile asidik bir madde tepkime vermesi gerekiyor. Bazik bir madde ile baz olan ya da nötr olan maddeler tepkime vermeyecek. Diğer öncülleri de kontrol edelim. D potasyum karbonat bileşiği verilmiş. Karbonatlı bileşikler bazik yapıdadır. HNO3 asidik yapıdaki bir madde asit ve baz arasında tepkime gerçekleşecektir. Yine karbonatlı bileşiklerin asitlerle tepkimesinden karbondioksit gazı açığa çıkmakta aynı zamanda tuz ve su da oluşmakta D şıkkı da doğrudur. Yine burada oluşacak tuzun formülünü belirlerken bazik yapıdaki olan maddenin katyonuyla asidik maddemizin anyonu tepkime verecek yukarıda olduğu gibi bu iki madde arasında oluşacak tuzun formülü potasyum nitrattır. E şıkkına baktığımızda amfoter bir metal olan çinko ile kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit verilmiş. Amfoter metallerin kuvvetli bazlarla tepkimesinden Hidrojen gazı açığa çıkmakta. Yine kütlenin korunumu kanununa göre giren ve ürünlerdeki atom sayılarının eşit olması için de belirtilen tuzumuz oluşacaktır. E şıkkı da doğrudur. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Sodyum, karbon ve alüminyum katılarının oluşturduğu oksitlerinin aşağıda verilen tepkimelerden hangisini gerçekleştirmesi beklenmez denilmiş. A şıkkında sodyum oksit verilmiş. Sodyum oksit metal oksittir. Metal oksitler bazik karakterliydi. Tabii bu bazik karakterini suyla çözündüğünde açığa çıkarmaktaydı. Burada da sodyum oksidin bazik karakterli olmasını sağlayan tepkime bize verilmiş. Metal oksidin suyla tepkimesi sonucunda metalin hidroksitli bileşiği şey açığa çıkar bu nedenle bazik özellik gösterir maddemiz. Burada metalimiz sodyum olduğu için sodyum hidroksit açığa çıkacak. Ve bununla beraber de açığa hidrojen gazı çıkar. A şıkkı doğrudur. B şıkkı karbon monoksit oksijenle tepkimesi verilmiş. Arkadaşlar karbon monoksit fosil yakıtların tam yanmamasıyla açığa çıkmaktaydı. Dolayısıyla hala yanabilir formdadır. Burada oksijenli olan tepkimesinde karbon monoksitin yanma tepkimesi verilmiş. Ve bu yanma sonucunda artık tam yanma gerçekleşir ve karbondioksit açığa çıkar. B şıkkı da doğrudur. C şıkkında karbondioksit oksijenci zengin bir oksit olduğundan dolayı asit oksittir diyebiliriz. Asit oksitlerin bazlarla tepkime verdiğini söylüyoruz. Bu tepkime sonucunda potasyum karbonat tuzu ve su açığa çıkmış. D şıkkında alüminyum oksit amfoter bir oksittir. Amfoter oksitler suyla tepkime vermezler, suda çözünmezler. D şıkkında ise suyla tepkime verdiği gösterilmiş. Dolayısıyla D şıkkındaki tepkime yanlıştır. Tekrarlıyorum. Amfoter oksitler suyla tepkime vermezler ve suyla çözülmezler. Son olarak E şıkkına baktığımızda yine amfoter bir oksit olan alüminyum oksit. Burada ise bir bazımız var. Amfoter oksitler hem bazlarla hem de asitlerle tepkime verebilirler. E şıkkı da doğru oldu. Sorumuzda yanlış olan sorulduğu için cevabımız denizli seçeneğidir. Eşit hacim ve derişimli x, y ve z sulu çözeltilerine üzerlerinde belirtilen maddeler ilave edildiğinde her üç kapta da gaz açığa çıkmaktadır. Buna göre x, y ve z aşağıdakilerden hangisinde verilen gibi olamaz denilmiş. Birinci öncele baktığımızda metalimiz çinko. Hem aktif bir metal hem de amfoter bir metal. Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime verebilirler. O halde x için asit veya kuvvetli bir bazdır yorumunu yapacağız. İkinci kaba atılan maddemiz kalsiyum karbonat. Karbonatlı tuzlar bazik yapıdadır. Bu kapta bir gaz açığa çıkması için yani tepkimenin gerçekleşebilmesi için Y'nin asit olması gerekiyor. Üçüncü kabımızdaki metalimiz yarı soy metal olan bakır. Yarı soy metaller kuvvetli oksijenli asitlerle tepkime verirler. Dolayısıyla Z maddesi kuvvetli oksijenli bir asit olacak tek tek öncülleri inceleyelim. Öncelikle X maddesi için konuşalım. A şıkkında hidroklorik asit denilmiş. Biz X için ne demiştik? Asit veya kuvvetli bir baz olması gerekiyor. HCl asit olduğu için X maddesi olabilir. B şıkkında potasyum hidroksit verilmiş. Kuvvetli bir bazdır. 1A ve 2A grubunun hidroksitli bileşikleri magnezyum hariç kuvvetli bazik yapıdadır arkadaşlar. Potasyumda 1A grubu olduğu için bu metalin de hidroksitli bileşiği kuvvetli bazdır olabilir. Amonyak zayıf bir bazdır. Biz x için ne dedik? Bassa kuvvetli bir baz olması gerekiyor. Çünkü amfoter metallerle kuvvetli bazlar tepkime verebilir, zayıf bazlar veremez. O halde x maddesi amonyak olamaz. Sorumuzun cevabı çıktı. C şıkkıdır diyeceğiz. Diğer öncülleri de kontrol etmeye yine devam edelim. D şıkkında x için nitrik asit denilmiş. E şıkkında da sodyum hidroksit denilmiş. Nitrik asit bir asittir. Olabilir. Sodyum hidroksit de yine 1A grubu hidroksit olduğu için kuvvetli bir bazdır olabilir dedik. Y için ne demiştik? Asit olmak zorundaydı. Verilen şıkların tamamında Y maddesinin asit olduğunu görmekteyiz. Z maddesi için kuvvetli oksijenli asit olacak denilmişti. Bakın yine HCl kuvvetli oksijenli bir asit değil. Dolayısıyla C şıkkında hem X hem de Z maddesi yanlış verilmiştir. Diğer öncüller doğrudur Sülfürik asit ve nitrik asit kuvvetli oksijenli asittir. Sorumuzda bize yanlış belirtilen öncül sorulduğu için cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki tepkimelerde x molar 400 mililitrelik potasyum hidroksit, y molar 600 mililitrelik hidroklorik asit ve z molar 200 mililitrelik sülfürik asit çözeltileri tamamen harcanmıştır. Tepkimelerde açığa çıkan hidrojen gaz miktarları birbirine eşit olduğuna göre X, Y, Z arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir deniliyor. Önce belirtilen tepkimelerdeki ürünleri yazalım. Çinko amfoter bir metal potasyum hidroksit kuvvetli bir baz. Amfoter metalle kuvvetli bazın tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkacak. Yine hidrojen gazıyla birlikte potasyum çinkat bileşiği oluşacaktır. K2ZnO2 şeklinde yazılmakta bu bileşiğimiz. Tepkime eşitlemek için potasyum hidroksitin kat sayısını 2 ile çarpıyoruz ve tepkimemiz eşitleniyor. İkinci tepkimemizde aktif bir metal olan sodyumun hidroklorik asitle tepkimesi verilmiş. Bu tepkime sonucunda da yine hidrojen gazı açığa çıkacak ve oluşacak tuzumuz sodyum klorür tuzu olacaktır. Tepkimeyi ekleştirmek için hidrojenin kat sayısı 1 bölü 2'dir. Üçüncü öncüle baktığımızda alüminyum yine aktif bir metal asitle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. Burada oluşacak tuzsa alüminyum sülfat tuzudur. Alüminyum artı 3 yüklüydü. Sülfat da eksi 2 yüklüydü. Bu iki yon arasındaki oluşacak tuzun formülü Al2SO4-3'tür. Tepkimeyi denkleştirmek için alüminyum kat sayısını 2 ile çarpıyoruz. Sülfürik asidin kat sayısını 3 ile çarpıyoruz. 3 tane sülfat lazımdı bize. Son olarak hidrojen sayılarını eşitlemek için girenlerde 6 adet hidrojen var. Ürünlerde de 6 adet hidrojen olması için H2'nin kat sayısı 3 olacaktır. Arkadaşlar tepkimeleri yazarken açığa çıkan gazların kat sayısı ile ilgili şöyle bir yorum yapabiliriz. Metalin değerliğinin yarısı açığa çıkan gazın kat sayısı değeridir. Bakın çinkonun değerliği artı 2 idi sabit değerlikliydi. Bu artı 2'nin yarısı 1 yapar o yüzden hidrojenin kat sayısı 1 oldu. İkinci öncülde sodyum metali 1A grubuydu artı 1 değerlikliydi. Bu değerin yarısı 1 bölü 2'dir hidrojenin kat sayısı oldu. Alüminyumun 3A grubunda olduğunu biliyoruz. Değerli artı 3'tür. Buradaki kat sayımız da 3 bölü 2 olması gerekiyor. Ancak burada bizim asidimizin tesir değerli 2 idi. Bu nedenle tepkimeyi denkleştirmek için alüminyum katsayı değeri 2 geldi. Buradaki katsayı tabii ki bizim açığa çıkan hidrojen gazının kat da etkileyecek. Normalde alüminyumun iyon yüküne 3 dediğimiz için burada hidrojenin katsayısı 3 bölü 2H2 olması gerekiyordu. Alüminyum katsayısı 2 olduğundan dolayı açığa çıkan gazın katsayısı da 2 katına çıkacaktır. Dolayısıyla hidrojenin katsayısı 3. tepkime için 3 halini alacak. Yani başlangıçta metalin değerliğinin yarısı kadar katsayıya sahiptir dediğimiz olay metalin katsayısı 1 olduğunda geçerli. Metalin katsayısı ne kadar artarsa açığa çıkan hidrojenin katsayısı da o kadar artacaktır. Sorumuza geri dönecek olursak bize açığa çıkan hidrojen gaz miktarları birbirine eşit denilmişti. Katsayılar üzerinden değer verelim. Katsayılarımız 1, 0, 5 ve 3. Bu 3 sayının ortak noktası 3 dersek diyelim ki açığa çıkan hidrojen miktarı 3 a mol olsun. Buradaki açığa çıkan gaz miktarımız da 3 a olacak ve buradaki de 3 a olacak. Bunu neden söyledik? Açığa çıkan hidrojen gaz miktarları birbirine eşittir demişti. 3 ayı da biz kendimiz değer olarak verdik. İsterseniz siz sorunuz bize çözeltilerin derişimlerini soruyordu. O halde katsayıları kullanarak çözeltilerin molleri ile ilgili yorum yapalım. Birinci tepkime için konuşuyoruz ilk olarak. Katsayı 1 3A ise katsayı 2 olduğunda potasyum hidroksidin molü 6A mol'dür. Şöyle yazalım. KOH 6A mol dedik. Katsayıdan yaptık. Bakın katsayı 1 3A, katsayı 2 olduğu için 6A dedik. İkinci tepkime için katsayı 1 bölü 2 iken 3A demişiz. HCL'nin katsayısı 1 olduğu için buradaki değerin 2 katı olacaktır. Buradan da yine 6A değeri geldi. Son olarak 3. tepkimeye baktığımızda katsayı 3 iken 3A ise katsayı yine 3 olduğundan dolayı buradaki asit molü 3A'dır diyoruz. Bize sorulan x, y, z değerleri derişim değerleri yani molarite değerleri. Molaritenin formülünü hatırlayalım. Molarite eşittir mol bölü hacimdi. Soruda bize maddelerin hacim değerleri verilmiş. Buradaki hacim birimimiz litre olacak. Bunu unutmayalım. Burası mol. Önce potasyum hidroksit için derişim değerini hesaplayalım. Potasyum hidroksitin derişimi eşittir. Köşeli parantez derişim demekti. Molüne baktığımız zaman 6A mol demişiz. Bölü. Hacim değeri için 400 mililitre yani 0.4 litre 0.4'ü 4 bölü 10 olarak yazacak olursak buradan 60 A bölü 4 buradan da 15 A molar geldi. Bu bizim potasyum hidroksit derişimimiz. İkinci olarak hidroklorik asit derişimine bakalım. Hidroklorik asit derişimi eşittir. Mol sayısı yine 6 A mol bölü Hidroklorik asidin hacim değeri 600 mililitre. Yani 0,6 litre. bunda 6 bölü 10 dersek. Buradan 60 A bölü 6'dan 10 A molar bir derişim değeri gelecek. Şu üst tarafı silelim. Sülfürik asit derişimini de orada bulalım. Sülfürik asit derişimi için konuşuyoruz. Sülfürik asidin molüne 3 A mol demişiz. Bölü Hacim değeri 200 mililitre yani 0,2 litre. Bunu da 2 bölü 10 olarak yazarsak buradan 30 A bölü 2 yani 15 A değeri gelecektir. Potasyum hidroksit derişimi için x molar, hidroklorik asit derişimi için y molar ve H2SO4 için z molar denilmişti. Bakın H2SO4 ve potasyum hidroksit derişimleri birbirine eşittir. O halde x eşittir z diyorum. Y'nin derişimi 10 amolar olduğu için diğerlerinden küçüktür. Öncüllere baktığımızda bize eşitlik tarzında verilmiş seçenekler. 15 ve 10'un ortak katı 30'dur. O halde hepsinin 30 olabilmesi için, 30'da eşitlenebilmesi için x'in 2x olması lazım. 2x eşittir diyorum. Y'nin 30 olması için 3 katına çıkması gerekiyor. 3y diyorum. Yine Z'nin de 30 olması için 2 katına çıkması gerekiyor. 2Z yorumunu yapıyoruz. Bu durum verilen seçeneklerden B şıkkında bize belirtilmiş. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır.